Arkadaşlar hepinize merhabalar. Şimdi çok önemli bir konuyu işleyeceğim. Ben biliyorsunuz ki mali müşavirim. 2000 yılından beri de bu mesleğin özünde ve içindeyim. Şimdi son günlerde sürekli konuşulan IBAN'la ilgili, IBAN'a para göndermeyle ilgili ve bana da günde sıkça soru sorulan bir soru. IBAN'la ilgili para gönderenler biz yanlış mı yapıyoruz? Ne gibi cezalarla karşı karşıya kalırız? Şimdi öncelikle tarihi vereyim. Bugün tarihlerden 7 Ağustos 2024. Çok yoğun olmama rağmen bu konuyu elimden geldiğince sizlere anlatmak istiyorum. Şimdi arkadaşlar IBAN mevzusu şöyle. Biliyorsunuz ki gidiyorsunuz bir mal alıyorsunuz. Vergi levhanız var ya da yok fark etmiyor. Bir mal alıyorsunuz. Fişinizi almak zorundasınız. Normal bir vatandaş bile olsanız. Kaldı ki eğer ticaret yapıyorsanız karşı taraf size fatura vermek zorunda. Siz de o faturanın bedelini, malın bedelini ödemek zorundasınız. Şimdi son zamanlarda bankalardan postlarla ilgili biliyorsunuz ki kesilen komisyonlar fazla olduğu için çoğu kişi işte post bozuk ya da şuraya IBAN gönder. Örnek veriyorum eşinin IBAN'ını veriyor ya da anne babasının IBAN'ını veriyor ya da kardeşinin IBAN'ını veriyor ya da akrabalarının IBAN'ını veriyor. İşi yapanla, malı satanla alan kişi farklı, paranın gittiği kişi farklı. Şimdi devlet burada bunun üstü örtülü bir şekilde, bu açık söyleyeyim vergi kaçakçılığı ve çok ağır cezaları olabilir arkadaşlar. Bakın çok önemli bir konuya değineceğim. Herkesin dikkatinden kaçan. Burada sadece vergi cezasıyla, özel usulsüzlük cezasıyla karşı karşıya kalmıyor olabilirsiniz. Hapis cezasıyla bile karşı karşıya kalabilirsiniz. Çünkü benim şu anda bahsettiğim şeyler öyle 5 bin lira, 10 bin lira değil. Bakın bir örnek veriyorum. Kurumların içinde bir inceleme yapılıyor. Normal sıradan birisinin hesaplarında, IBAN'larında milyon TL'ler tespit ediliyor. Anlatabiliyor muyum? Yani hiçbir vergi levhası yok. Ama sürekli kendisine para gelmiş, oradan para çıkmış. Örnek veriyorum. Bunu da hangi şartla yapmıştır? Belli bir tutarda komisyon almıştır. Mesela %2, %3 örnek veriyorum. Bunu önlemeye yönelik devlet diyor ki malı satan kişi faturasını kesecek. IBAN'a gönderseniz bile, IBAN'a göndermek suç değil. Ama ne zaman? Mesela firma işi yapıyor, faturanızı kesiyor. Siz de onun IBAN'ına parayı gönderiyorsunuz. Aynı firma, orada bir problem yok yani. Sizin firma ismi uyuşuyorsa orada bir sıkıntı yok. Ama sizin malı aldığınız kişi ya da iş yaptığınız kişi, yani hizmet işi de olabilir. Bu kişiyle parayı gönderdiğiniz kişi farklıysa, bu parayı gönderen kişi de ceza almak zorunda kalabilir. Onu söyleyeyim yani. Yani burada her iki tarafa da özel usulsüzlük cezası kesilecek. %10'u. Yani mal bedelinin %10'u kadar özel usulsüzlük cezası var. Örnek veriyorum, 10 bin lirada 100 bin lirada 10 bin lira, 10 bin lira malı satana, 10 bin lirada farklı IBAN'a gönderene, bu fatura kesmediği için. Aynı zamanda biliyorsunuz ki siz bir mal satışı yapıyorsunuz. Burada artı KDV hesaplıyorsunuz, gelir vergisi hesaplaması var, yani karla ilgili. Burada hem %20 KDV'den, %10 ya da %20 KDV kaçağı var, hem de kar kaçağı var. Burada ne oluyor? Devlet diyor ki, sen hem %20 KDV'yi kaçırdın, fatura kesmedin, başkasının IBAN'ına gönderttin. Arkadaşlar ben şu an sokaktaki Ayşe Fatma'ya anlattığım gibi anlatıyorum. Ben mali müşavirim, ben de biliyorum. İşte mahsuptur, şeydir. Yani normalde bizler o dilden anlıyoruz. Ben lütfen videoların altına yorum yaparken dikkat edin. Herkesin anlayabileceği sadelikte anlatmaya çalıştığım için bu şekilde izah ediyorum. Şimdi burada dediğim gibi 100 bin lira işlem yapıyor. Kişi o kişiye fatura kesmiyor. Başkasının IBAN'ına gönderiliyor. Burada ne oluyor? Hem %20 KDV kaçağı var, hem de kar kaçağı var. Devlet diyor ki sen hem bu faturayı kesmeyene, sen hem fatura kesmemişsin diyor. Bir de bir başkasının hesabına para göndertmişsin diyor. Para gönderene de %10 ceza var. Mesela 100 bin liralık alışveriş oldu. Fatura kesmeyen, fatura düzenlemediği için 100 bin liranın %10'u özel usulsüzlük cezası ödeyecek. Vergi kaçırmadan onlar ayrı. Bakın vergi kaçırmadan dolayı vergi ziya cezası, bir kat vergi ziya cezası ödeyecek.
faizlerini ödeyecek. Ayrıca fatura kesmediği için özel usulsüzlük cezası ödeyecek. Her bir tutarın %10'u. Mesela 10 kere işlem yaptınız. 100 bin lira, 100 bin lira, 100 bin lira, 300 bin liralık işlem yaptınız. Her bir kesmediğiniz fatura için %10 ödeyeceksiniz. Ayrıca farklı kişiye bu fatura bedelini o kişiye değil de bir başkasının hesabına göndermiş. Örnek veriyorum, eşinin hesabına göndermiş, kız kardeşinin hesabına göndermiş, anne babasının ya da bir akrabasının. Bu gönderen kişiye de %10 her bir fatura için. Yani devlet diyor ki alana da aldırttırana da. Yani fatura kesmeyene de o ödemeyi başkasına yapmayı kabul edene. Burada ne var? İşte ben bilmiyordum. Hayır kardeşim, sen ticaret yapıyorsan bileceksin. Sen yarın örnek veriyorum bir sipariş verdin. Kapı almaya karar verdin. 5 tane kapı siparişi verdin. Kapılar gelmedi. Sen nereye gidiyorsun? Mahkemeye gidiyorsun. Nasıl ispat edeceksin? Hep delillerle. Yani iş yaptığınız firmalarla para gönderdiğiniz firmaların, şirketlerin isimlerinin aynı olması gerekiyor. Örnek veriyorum, ben Salih Ulu Işık, ben size fatura keseceğim, siz de paranızı bana göndereceksiniz. O şekilde düşünün. Örnek veriyorum, bir tane şirket ismi farklı, iş yaptığınız, para gönderdiğiniz firmanın ismi farklı. Bu gibi durumda devlet diyor ki, her iki tarafa da ceza keseceğim. Bakın burası çok önemli. Her iki tarafa da ceza keseceğim. Fatura düzenlenmediği için özel usulsüzlük cezası her bir fatura için, bakın her bir tutar için, her bir işlem için %10. 100 bin lirada 10 bin lira. 10 bin lirada %10 bin lira. O şekilde kafanızda canlandırın. Ayrıca gönderen kişi de yok ben bilmiyordum, bana onu verdi, post cihazı bozuk verdi. Bunlar arkadaşlar, devlet şeriatın kestiği parmak acımaz. Yani devlet bunları dinlemez, onu söyleyeyim. Cezalar da peş peşe gelir. Şimdi burada ayrıca fatura kesmesi gerekiyor. Başkasının IBAN'ına gönderdi firma, mal sattı. Dedi ki post cihazın bozuk, karşı tarafında nakiti de yok. Sen bana IBAN'a at dedi ama bir başkasının IBAN'ını verdi. İşte suç orada başlıyor. Burada firma hem malı satıyor, hem fatura kesmiyor, hem %20 KDV'yi kaçırıyor, hem gelir vergisi ya da kurumlar vergisini kaçırıyor. Burada ceza devreye giriyor. Burada vergiyi kaçırdığı için bir kat vergi ziyan cezası, faizleri, fatura kesmediği için özel usulsüzlük cezası, ayrıca da gecikme faizleri de işlemeye başlıyor, bilginiz olsun. Yani çok ağır cezalar. Şimdi bu kısmın en önemli, çok vaktim yok, uzatmayacağım videoyu. Lütfen videolarımı paylaşın. Bakın beğenin asla demiyorum, beğenmenizi de istemiyorum. Videolarımı paylaşın ki birçok esnaf zor durumda kalmasın. Birçok ticaret yapan insan bu videodan yararlansın. Şimdi kaçakçılığın önlenmesi ile ilgili, suç gelirlerinin aklanması ile ilgili bir kanun var. 5549 sayılı kanuna göre maliye sizi savcılığa verebilir. Diyebilir ki bu kişi bu IBAN'ı kullandırtmış. Bu şekilde hakkınızda işlem yapılabilir. 6 aydan 1 yıla kadar hapis cezası gelebilir. Bakın arkadaşlar, tekrar söylüyorum. IBAN'ınızı sürekli olarak bir başkasına kullandırttıysanız, örnek veriyorum, anlaştınız, dediniz ki tamam, gelen parayı işte %2, %3 alacağım, gerisini sana vereceğim abi. Siz buradan 5549 sayılı suç gelirleri, suç gelirlerin aklanmasına yönelik kanundan dolayı ceza alabilirsiniz. Anlatabiliyor muyum? 6 aydan 1 yıla kadar. Ha, para cezasına çevrilir ama burada kanundan ceza yersiniz. Suçu işlediğinize dair sicilinizde oluşur yani. Bunlar önemli, kritik süreçler arkadaşlar. Bakın bu kısmın birçok ayağı var. Yani sizin maliye savcılığa da verebilir. İncelemeler neticesinde böyle bir hakkı var. Siz eğer ki bir suçu aklıyorsanız, anlatabiliyor muyum? Burada çok büyük cezayla, hapis cezasıyla karşı karşıya kalabilirsiniz. Şimdi IBAN'la ilgili aylardır bir tartışma var. İşte ne olacak, ne olacak? Sadece konu ceza değil. Bu tabii ki mesela birçok işlem olmuştur. Ondan fazla, yüzden fazla bir sürü faturayla ilgili işlem olmuştur. O zaman bakın, her bir işlem için %10 hem yanlış yere IBAN gönderene ceza kesecek devlet, hem de fatura kesmeyene, firmanın sahibine,
Yani her iki tarafa da ceza ile karşı karşıya kalacaksınız. Bu gibi durumla karşı karşıya kalmamak için ne yapacaksınız arkadaşlar? Bakın, bundan sonra bugün tarih olarak 7 Ağustos 2024, bütün işletme sahiplerini uyarıyorum. Dün Sayın Maliye Bakanı Mehmet Şimşek dedi ki, biz bundan sonra akıllı zekayı kullanacağız. Ben bunu defalardır programlarımda işledim ve anlattım. Akıllı zekayı kullanacağız. Nedir bu? Banka hareketlerinizde mesela kelimelerden vesaire açıklama kısımlarında yaptığınız açıklamalar çok önemli. Mesela şirket olarak faturayı bundan sonra düzenli olarak kesmek zorundasınız. Hani siz bu cezalarla karşılaşmamak için ne yapmak zorundasınız? Bakın, denetimciler sahada. Sattığınız mallardan fiş kesmek zorundasınız. Fişi kesmeyene de, hatta mesela girdiniz, alışverişinizi yaptınız, fişinizi almıyorsunuz, fatura, size de ceza var arkadaşlar. Almayana da, vermeyene de. Bakın, her iki tarafa da ceza sistemi uygulanıyor ve birçok kişi inanılmaz cezalarla karşı karşıya kalabilir. Hatta birçok kontrollerle duyuyorum. Birçok kontroller de yapılıyor. Mesela elinizde bir mal var. Bu malın faturası sorulabiliyor. Bilginiz olsun. Dediğim gibi fatura kesmemenin cezası her bir işlem için %10 özel usulsüzlük cezası, vergi kaybına sebep olduysanız da hem vergi kaybının cezası, gecikme faizi vesaire birçok ceza, artı sizi maliye sizin için savcılığa suç duyurusu yaptıysa 6 aydan 1 yıla kadar hapis cezası ile bile karşı karşıya kalabilirsiniz. Ben mali müşavirlik mesleğinin genç gösterebilirim arkadaşlar da, yıllardır bu işin içindeyim. 24 yıldır, 2000 yılından beri yoğun olarak bu işin içindeyim. 2009 yılından beri de, 2010 yılından beri de aktif olarak İzmir'de kendi mali müşavirlik bürom var. Yani size bu bilgileri, YouTuber değilim, sadece bilgimi paylaşıyorum. Çok nadir video çekiyorum. Emeklilikle ilgili, danışmanlıkla ilgili, muhasebeyle ilgili her konuda bilgimi buradan paylaşıyorum. Bir talebim yok. Ama şöyle bir durum var. Özel olarak danışmanlık almak isteyenler bunun bedelini ödemek zorunda. Biz limon satmıyoruz, bilgimizi satıyoruz. İşte günde 20 kişi arası arkadaşlar benim en az 5 dakikamı alsa, siz hesaplayın ben işimi yapabilir miyim? Ama burada çok soru geldiği için bu bilgileri paylaştım. Benimle özel olarak beni aramak isteyen, benden danışmanlık almak isteyen ücretini ödemek zorunda. Bilginiz olsun. Kesinlikle yoğunluğum var. Hiç kimseyi de kırmak istemiyorum. Dediğim gibi bu şekilde açıklamamı yaptım. İBAN'lara para gönderirken dikkat edin. Malı aldığınız firma ile hizmeti aldığınız firmanın aynı kişi olmasına dikkat edin. Her yönden bu çok önemli. Yarın mal arızalı geldi ya da bir problem oldu. Zaten faturayı kesenlerde bir problem yok. Ama devlet şu anda vergi kaçakçılığının önüne geçmek için bu durumu yapmak zorunda ve inanılmaz yoğun cezalar ve denetimler var arkadaşlar. Gerçekten hiç kimsenin, bakın işte o gün bana post bozuk dediler, başkasının IBAN'ına gönderdim, onun için yaptım demeyin. Kesinlikle yapmayın. Siz kendiniz de bu cezayla karşı karşıya kalabilirsiniz. Çok önemli bir bilgi. Dediğim gibi bu hapis cezasına da kadar varabilir. Nasıl varır? Mesela siz fatura kesmediniz diye o gün maliye gelip de sizi ben hapse gönderiyorum demez. Bakın, tekrar söylüyorum. Sizinle ilgili maliye suç duyurusunda bulunur savcılığa ve savcılık da sizi suç gelirlerinin aklanması kanununa göre 5549'a göre eğer ki kanıtlanırsa 6 aydan 1 yıla kadar hapis cezasıyla da karşı karşıya kalabilirsiniz. Bu tamamıyla devletin kayıt dışının önlenmesi amacıyla yapmış olduğu önlemler. 6.08.2024 tarihinde GİB'de de bu kayıt dışılığın önlenmesiyle ilgili açıklama yapıldı. Dediğim gibi çok büyük cezalar var. Şimdi bir de şöyle bir soru soruyoruz. Ben mal aldım, bir başkasının kredi kartıyla yaptım. Orada çok büyük bir sıkıntı yok. Şöyle, siz ödemişsiniz malın bedelini, karşı tarafta fatura kesilmiş. Örnek veriyorum, ben mal aldım ama benim eşim ödedi. Ama ben faturasını aldım. Burada bir vergi kaçağı yok. Bakın, burada Ticaret Odası'nın yayınlamış olduğu bir bildirim vardı. Orada bunun bir sıkıntı oluşturmayacağını.
Bir de şimdi şöyle bir durum var. Mükelleflerin postlarla ilgili, onu geleceğim. Post cihazları ile ilgili bayi alt bayi ilişkisi olanlar var. Bunlarla ilgili aralarında sözleşme var ise gene problem yok. Eğer ki siz belge düzenine uyduysanız, alt bayi ile ilgili sözleşmeleriniz varsa, faturalarınızı kestiyseniz ay vallahi kuşlarla size bu bilgileri anlatmaya çalışıyorum yoğunluğumda. Bu faturaları kestiyseniz bir sorun yok. Mesela siz faturanızı kestiniz, hasılatını kaydettiniz, verginizi ödediniz, sözleşmeleriniz var alt bayilerle. Bunları bu süreçleri zamanda yere getirdiniz ve kanuna uygun şekilde yaptınız. Burada hiçbir problem yok. Dediğim gibi burada kesinlikle işte post cihazını başkasına kullandırılanlara dedim ya isimler uyuşmuyorsa burada anlaşma var demektir. Post cihazını başkasına kullandırılanlara ceza gelecek. Bunun önlenmesine ilişkin. Mesela post cihazı kullanıyorsun. Kendi firman olmaz onda. Bir başkasıyla anlaşıp bir başkasının post cihazını kullanamazsınız. Bu suç. Bundan sonra yapana da yaptırana da ceza var. Arkadaşlar halk diliyle söylüyorum. Post cihazınızı başkasına kullandırdınız. Aranızda akrabalık ilişkisi olabilir. Sevdiğiniz kardeşinizdir, canınız cicinizdir. Hiçbir şekilde bu devleti alakadar eden bir durum değil. Post cihazını kullandırtana da kullanana da aynı oranda ceza var. Ve bu cezalar çok ağır cezalar arkadaşlar bilginiz olsun. Burada işte bu neden yapılıyordu? Fatura kesmemek için başkasının postuna yapılan ödeme firma cihazında gözükmediği için fatura kesmek zorunda kalmıyordu. Şimdi devlet uyandı diyor ki hayır başkasının postunu kullanırsam yapana da yaptırana da cezasını keserim. Bitti. Olay bu arkadaşlar. Kısacası bu şekilde bilgisini verdim. Cezalar çok ağır. Lütfen kanalımı paylaşın. Bakın beğen tuşuna basın demiyorum. Beğenmenize ihtiyacım yok. Ben mali müşavirim. Gerçekten de işlerim, kazancım, danışmanlığı yaptığım firmalar bana yetiyor. Bu YouTube kanalımı açmamın sebebi EYT ile ilgili, SGK ile ilgili ufak ufak bilgiler vermekti. Ama büyüdük, 23 bin kişi olduk. Şimdi artık bu bir vazife, bir görev. Mesela önemli konulara değinmediğim zaman sorumluluk sahibi hissediyorum kendime. Gerçekten de bunları size bakın bir ücret karşılığında vermiyorum. Ama benden danışmanlık almak isteyenler ücretini ödemek zorunda. Buna göre benden bilgi alabilir. Bilginiz olsun. Sağlıcakla kalın. Arkadaşlar devletle karşı karşıya gelmemek için faturalarınızı düzenli kesin. Kendi IBAN'larınızı kullanın. Kendi postlarınızı kullanın. Başkalarının postlarını kullanmayın. Çok büyük cezalarla karşı karşıya kalırsınız. Vergi ziyan cezasıyla, özel usulsüzlük cezasıyla, gecikme faizleriyle, hapis cezasıyla. Dediğim gibi bunlara dikkat edin. Çok önemli. Bundan sonra Sayın Maliye Bakanı Şimşek de söyledi. Akıllı zekayı kullanacağız dedi. Arkadaşlar devlet sizi her şekilde bulur. Lütfen faturalarınızı, mallarınızı düzgün kesin. Dediğim gibi sahada SGK yönünden, sigortalı çalıştıranlara yönden biliyorsunuz ki onların cezaları daha ağır. İşte faturalarınızı kestiniz mi? Bakın ev en ufacık bir bakkal diye nitelendirdiğimiz ticari yerler bile fişini her gün kesmek zorunda arkadaşlar. Çünkü devletimiz de bundan sonra kesinlikle kararlılıkla bu işin üstünde durduğunu, bu işin üzerine gideceğini ve bundan sonra bunun daha da yoğunlaşacağını söyledi Sayın Bakan. Lafın tamamı kime söylenir söylemek istemiyorum. Kısacası size çok kıymetli bilgi paylaştım. Az ve öz iş yaptığınız kişilerin hangi firmadan mal alıyorsanız paranızı oraya göndereceksiniz. Yok Fatma kızımın hesabına gönder, onun hesabına gönder. Bu devir kapandı ve bitti. Örnek veriyorum 10 bin liralık iş mi yaptınız? 10 bin liralık faturasını keseceksiniz artık KDV'siyle %20 ya da %10. Bunun yükümlülüğünü yerine getireceksiniz. Bu faturalarınızı muhasebecinize vereceksiniz. O zaman rahat uyuyabilirsiniz. Dediğim gibi bundan sonra her konuya dikkat edin arkadaşlar. Devletle oyun olmaz. Sağlıcakla kalın. Kendinize iyi bakın. Teşekkürler.